İyi akşamlar efendim. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor İbrahim Tuncay, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Ben bugün yayına çok kötü bir ses tonuyla çıktım. Farkındayım. Özür diliyorum. Ama konumuz gerçekten çok kıymetliydi. Programı iptal etmek istemedim. Çok zor randevu koparabiliyoruz hocalarımızdan. O koparmış olduğumuz randevuyu yemek istemedim. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Ramazan'a kadar programa devam edeceğiz. Ondan sonra yaz sezonuna giriyoruz. Tatil vereceğiz. Şimdilik açılış için bu kadarcık özür dileyerek başlayayım. Çok fazla söz uzatmadan hocama bırakacağım zaten. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim için tekrar özür diliyorum. Geçmiş olsun. Bekledim düzelir diye bekledim ama olmadı. Düzelir. Hocam şimdi çok fazla vaktimiz yok. Yani 45-50 dakikada bir vaktimiz var. Hakikaten çok yoğun bir mesai saatinden eğitim amaçlı programımıza geliyorsunuz. Ben o bizim için ayırdığınız bir saati hakikaten heba etmek istemedim. O yüzden sesim çok da kötü olsa izleyicilerimiz huzuruna gelmek istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. Hocam kalça problemleri, erişkinlerde kalça problemleri diye biz tanıtım döndürdük. Kalça nedir? Nereyi tarif ediyoruz? Kalçada ne problem olabilir? Sözü size bırakıyorum hocam. Evet. Buyurun. Şimdi ben öncelikle tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler hocam. Bir an önce sesiniz eski haline gelir inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Kalça dediğimiz zaman tabii biz bir ortopedist olarak anatomik kalça eklemini tarif ediyoruz. Genellikle kalça dendiği zaman hastalar bize hani kalça mı ağrıyor dediği zaman genellikle hemen oturduğu alanı tarif eder. Arka tarafı tarif eder. Aslında bu anatomik olarak bizim için kalça bölgesi değildir. Kalça eklemi dediğimiz daha çok kasık bölgesinin hemen arkasındaki uyluk kemiği ile leğen kemiği arasındaki eklemin oluşturduğu bölgedir. Evet. Bu bölgenin kemik kısmı, kıkırdak kısmı, kapsül, eklem kapsülü ve çevresindeki adale ve sinir damar yapısından oluşan bölgesel alanı biz kalça olarak tanımlarız. Evet. O kemik, kas, bütün dokular için olarak söylüyorsunuz tabii. Evet, tabii. Merkez eklem, evet. Eklemin çevresi ile beraber kalça eklemi ve çevresi problemler dediğimiz zaman o bölgeyi tanımlarız. Evet. Hocam çok meşhur yani. Poliklinik şartlarında çok da görüyoruz. Kalça ağrısı hemen hemen her gün 3-5 tane geliyor. Siz tabii travmatoloji de var işin içinde. Sadece ağrıyla uğraşmıyorsunuz. Ama mesleğiniz kaç yıldır hocam ortopedi uzmanlığı yapıyorsunuz? Şu anda 92'den itibaren ihtisası da sayacak olursak 24-25 sene oldu. Sizin hocam bu 20 yıldır, 25 yıldır tecrübelerinize dayanarak en çok ne problem oluyor kalçada? Yani ağrıyı tarif ediyor aslında ama neyin sonucu olarak ağrı? Şimdi önce şunu ayırmak lazım. Kalça ağrısıyla, kalça çevresi ağrısıyla gelen hastaların çoğunluğu biraz önce bahsettiğim gibi kalçanın arkasındaki ağrıdan daha çok yakınır. Bu da daha çok siyatik sinirle ilgili bir ağrıdır. Yani siyatalji dediğimiz siyatik sinirin sıkışmasına bağlı olan bir ağrıdır. Bunun da en sık sebebi hepimizin bildiği bel fıtığıyla karakterize, belden kaynaklanan şikayetlerden sebep olan ağrılardır. Bir kere bir kalça ağrısı şikayetiyle gelen hastayı biz muayene ederken mutlaka bir belinden başlarız. Evet. Bu kalça ağrısının sebebi bel kaynaklı mıdır? Hakikaten gerçekten kalça bölgesi şeveden mi kaynaklı mıdır? Bunu ayırt etmemiz gerekir. Yoksa bazen hakikaten problemin odağı kalça eklemi iken beli sebebiyle tedavi olan hatta ameliyat olan hastalarla oldukça sık karşılaşırız. Bunun tersi de söz konusu olabilir ama genellikle bu ilişki böyledir. Hasta belini tutarak mı geliyor hocam genelde? Nasıl? Bel değil de şimdi bel ağrısı da olabilir, bacak ağrısı da olabilir. Evet. Şimdi özellikle siyatik sinirle ilgili olan yani bel fıtığı ile ilgili olan ağrılar genellikle bel ağrısından ziyade bacak ağrısıyla karakterize edilirler. Karakterize olabilirler öyle söyleyeyim daha doğrusu. Bel ağrısı olabilir ama genellikle bacak ağrısı. Kalçaya da karışan budur. Öyle bir bacak ağrısı durumu söz konusuysa o zaman bir belle ilgili bir direkt bir muayene, düzgün bir fizik muayene ve arkasından direkt grafi ve gerekliyse eğer doktorun indikasyonuyla bir MR bunu çok rahatlıkla ayırt edebilir. Fakat buraya ayırt ettikten sonra
problemin belden kaynaklı olmadığını ayırt ettikten sonra kalça eklemini değerlendiririz. Kalça eklemi oldukça kompleks bir eklemdir. Çok kuvvetli kapsülü vardır. Çok kuvvetli çevre adaleleri vardır. Ve bizim bütün ömrümüz boyunca yükümüzü taşıyan hem kemik, hem kıkırdak, hem kapsül, hem de adele ile oluşan bir kompleks bir yapı söz konusudur. Örneğin kalçanın bükülmesi kabaca hasta eğer çok şişman değilse 120 derece civarındadır. İşte içeriye veya dışarıya dönmesi 40-45'er derece civarındadır. İşte yana ve dışa çevrilmesi 35'er-40'ar derece civarındadır. İşte biz bütün bunları değerlendiririz teker teker. Kalça problemleri başladığında yavaş yavaş hareketler kısıtlanır. Öncelikli olarak kalçanın içerisinde bir problem başladığında şöyle bir reaksiyon meydana gelir. Yani malum organizmada çok güzel bir iyileşme kabiliyeti, iyileşme yeteneği vardır. Örnek, siz sesinizi kıstınız. Nezle olsaydınız mesela ne olurdu? Burnunuz akmaya başlardı. Niye? O bir reaksiyon. Oradaki sıvı üreten bezler reaktif olarak fazla çalışıyor. Benzer şey eklemlerimize söz konusu. Eğer kalça eklemi içerisinde bir problem varsa orada da sıvı üreten, kalçanın sıvısını üreten yapılarımız fazla çalışırlar ve kalça içerisinde sıvı artışına bağlı basınç artışı meydana gelir. Kalça içerisindeki sıvı artışına bağlı. Artışına bağlı içeride bir basınç artışı meydana gelir. Bu da ağrıya sebep olur. Hasta da ağrısını en az hissettiği pozisyona getirmeye çalışır kalçasını. O da bir miktar bükülme ve bir miktar hafif içeri doğru çevirmedir. Evet. Fleksiyon ve adduksiyon pozisyonu diyoruz biz buna. Ve zaman içerisinde problem ilerlediği takdirde bu o kadar yapısal hale gelir ki bu pozisyonda kalça kalır neredeyse. Hareketler tamamen kısıtlanır. Biz buna kontraktür diyoruz. Hareketler tamamen kısıtlanır ve hasta bu şekilde aksayarak yürümeye başlar. İkinci bulgusu hemen hemen budur. Aksamadır yani ağrıdan sonra. Hangi durumlar yapabilir? Yani sizin sorunuzu ben sorayım isterseniz. Evet, sesiniz de çok çıkmıyor. Hangi durumlar yapabilir? Öncelikli olarak çeşitli değerlendirme kriterlerine göre bunu değerlendirebiliriz ama yaşa göre değerlendirecek olursak. Şimdi konumuz erişkin kalça hastalıkları. Şimdi burada özellikle erişkin dedik ki çocukluk dönemine girecek olursak çok farklı şeyler var. Örnek kalça çıkığı var, en çok karşılaştığımız işte pertes dediğimiz belli yaşlarda 10-12 yaşlarında gördüğümüz kalçanın beslenme bozukluğuna bağlı olarak yapısal problemler var. Bunlara hiç girmeyeceğim. Bunlar tamamen ayrı konular. Özellikle gençlerde gördüğümüz kalça problemleri nelerdir? Öncelikli olarak gençler aktif, hareketli, spor yapan insanlar çoğunlukla. Bunlarda olabilen en önemli problemlerden bir tanesi kalça eklemi sıkışma sendromu dediğimiz bir şey. Bir hastalık. Femoral acetabular impingement. Kalça eklemi sıkışma sendromu. Burada problem nedir? Biz bunu aslında çok uzun zamandır bilmiyoruz. Biz bunu yeni yeni tanıdık bu hastalığı. Yani 10-15 yıllık bir tıpta bir geçmişi var. Yaygınlaşması var doktorlar tarafından bilinme. Doktorlar tarafından yani ortopediler tarafından bilinme dönemi ise herhalde 5-6 yıl filandır. Durum şu. Şimdi biz kalçamızı büktüğümüz zaman normalde kalça eklemiyle uyluk kemiği arasında sıkıntısız bir ilişki vardır. Fakat eğer kalçada anatomik bir bozukluk varsa, farklılık varsa, bu sefer kalçamızı fazla büktüğümüzde buradaki leğen kemiğinin yuvasıyla uyluk kemiğinin boynu arasında bir temas meydana gelir. Bu temas öncelikli olarak ağrısızdır. Fakat bir müddet sonra yavaş 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 o temas ilerledikçe bu bölgede önce ödem meydana gelir. Ödem önce ağrı yapar veya yapmayabilir. Fakat ödem bir müddet sonra oradaki travmaya bağlı ya aşırı kemik yapımıyla kendini ortaya çıkartır ya da labrum dediğimiz, kalçada labrum dediğimiz, dizdeki menisküsle benzer diye tanımlayabileceğimiz yapıda yavaş yavaş hasar meydana getirir. Evet. O hasarda ya dejenerasyon dediğimiz yapısını kaybetmesi ya da kıkırdakla veya tek başına
bir labrumda bir yırtık meydana gelir. Yani ya uyluk kemiğinden ya leğen kemiğinden veya birlikte. Yani bunun üç tipi vardır zaten sıkışma sendromunun. Leğen kemiğinden kaynaklanan, uyluk kemiğinden kaynaklanan ve mix tip dediğimiz üçünün ikisinin birlikte olduğu. Bu hastalar genellikle işte çoraplarını giymekte zorlanırlar. Yere oturmakta zorlanırlar. Bağdaş kurmakta zorlanırlar. Bazen o labrum yırtığı dediğimiz yapı daha fazla olduğu zaman o zaman hasta normal yürümede de zaman zaman ağrı hissedebilir. Tabii bütün hastalıklarda olduğu gibi bu zaman zaman şiddetlenme, zaman zaman yatışma dönemleri içerir. Fakat problem ilerlediği zaman yatışma dönemleri daha az, alevlenme dönemleri daha fazla olmaya başlar. İşte önemli olan bu aşamada hastayı görüp tanıyı koyabilmek ve gereğini yapabilmektir bize düşen. Bu da her zaman kolay olmaz. Yani bahsettiğim gibi kalça ağrısı bazen özellikle sporcularda, aktif sporcularda, profesyonel futbolcularda kasık ağrısı da kendini ortaya çıkartır. Yanlışlıkla bunlar kasık fıtıklarıyla karışırlar. Birlikte de olabilirler. Kasık fıtığıyla birlikte de olabilir. Ama kasık fıtığıyla karışırlar. Operasyona gider mi hocam? Evet. Bu sebepten kasık fıtığı ameliyatı olmuş birçok sporcu vardır. İşte bunun ayrımını iyi yapabilmek lazım. Bir de sporcu kasığı ağrısı denen bir durum vardır. O bambaşka bir şey. Osteitis pubis dediğimiz bir durum. Özellikle profesyonel futbolcularda, aktif futbolcularda daha çok görüyoruz bunu. Osteitis pubis de leğen kemiğinin tam ortasına yapışan adelelerin çekmesine bağlı olarak kemikteki ödem ve ağrıdır. Tedavisi öncelikli olarak ameliyatsız tedavidir. Orada bir antiparantez, bunu bir belirtip geçeyim. Ameliyatsız tedavidir. Ama örneğin normal ağrı kesici ödem çözücü ilaçlarla başlanır. Çeşitli enjeksiyonlara devam eder. Ve arkasından çeşitli fizik tedavi modaliteleriyle bu tedaviyi şekillendiririz biz genellikle. Ama bunlar yetersiz kaldığı zaman bunun da o bölgenin ağrısını ve ödemini azaltıcı açık ve kapalı cerrahileri vardır. Şimdi tekrar sıkışma sendromuna dönecek olursak eğer. Hocam benim programa çok bir katkım olmayacak onu anladım. Ses tonum sabahkine göre de daha kötü ama şimdi keşke sesim çıksaydı da sorabilseydim. 5 tane soru geçirdim şu ana kadar öyle söyleyeyim. Dinleyin. Sevgili seyirciler, hocamızın az önce anlattıkları benim öğrencilik zamanlarında olmayan şeylerdi hocam. Evet. 5-6 yıldır bildiğimiz konular ki ben çok gençlik yaşlarımdayken hocam çok erken yaşlarımda spor hekimliği ile ilgili Trabzonluyum ve Trabzon şehrinde yaşıyordum. Sporun merkezi. Yani futbolu ve sporun merkeziydi o dönem için. İnşallah gelecekte de öyle olur Trabzonspor taraftarı olarak öyle söylüyorum. Ama pek umurumda ama. Bu anlattıklarınız çok güzel. Hocam spor hekimliği olarak özel bir uğraşınız var mıydı? Özellikle ben diz ve kalça cerrahisiyle uğraşıyorum. Ve bunun azımsanmayacak bir oranda spor yaralanmalarıyla ilgili. Dolayısıyla yoğunlukla spor cerrahisiyle ve spor travmatolojisiyle ilgileniyorum. Çünkü hakikaten çok kıymetli bilgiler ama ben sorularımdan bir tanesi de şuydu hocam. Artık sesi ittire ittire sormak zorundayız sevgili izleyicilerimiz. Yaş skalası isteyecektim sizden ya ama siz zaten o spor bölümüyle gençlik kuşağında oluşabileceğini başta anlatmış oldunuz. Sevgili izleyiciler, uyluk kemiğinin başındaki hocam çok güzel anlattı öyle bir kas tokusu var. Değil mi hocam leğene bağlanan? Onun bile çekmesine bağlı ağrılar oluşuyor. Tabii güzel. Yani mesela iliopsoas dediğimiz, evet. Bizim iliopsoas dediğimiz yani kalçayı büken kuvvetli bir adale vardır. Evet. O bazen işte normalde her şey gayet düzgün çalışır. Yani organizmada hakikaten çok süper birbiriyle ilişkili, birbiriyle zaman zaman ilişkisiz. İşin yoluna gittiği süper bir sistem söz konusu. Ama her zaman iş yoluna gitmeyebiliyor. Bazen zorluyoruz bazı şeyleri biz. Mesela bizim spor yapma şeyimiz mi bozuk hocam? Eğitimimiz mi bozuk? Herhalde değil yani. Bu tartışmasız böyle. Yani örnek halı saha. Çok fazla bir halı saha yaralanması görürüz. Niye halı saha yaralanması görürüz? Çünkü şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Spor, aslında spor diyorum. Sağlığın tanımı nedir? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani fiziksel ve ruhen tam bir iyilik hali olmasıdır yani. Şimdi biz şu anda İstanbul'da yaşıyoruz.
Tam bir iyilik halindeyiz. Belki bedensel iyilik halimiz söz konusu ama ruhsal olarak iyilik halini yakalamamız bu büyük şehirde, kozmopolit olarak yaşanan bir şehirde mümkün değil. İnsanlar bir şekilde dekompese olma, yani rahatlamak istiyorlar. Yani halı sahada futbol spor mudur? Aslında spor değildir. Ama psikolojik olarak hiç olmazsa insanlar bunu burada rahatlıyorlar. Ama bir yandan bir etki var, bir de yan etki var. Bu yan etkilerde bu spor yaralanmaları. Profesyonel sporcularda biz bile oldukça yoğun spor yaralanması görüyoruz ki hiçbir profesyonel çalışması olmayan, altyapısı olmayan insanlar da doğal olarak ısınmadan sahaya çıkıyor. Kendisine engel olamadan koşuyor, birbiriyle mücadele ediyor. Ondan sonra bunlar da bağ yaralanması da oluyor, kıkırdak yaralanması da oluyor, adale dokusu yaralanması da oluyor. Çok yaygın oluyor. Bir kere bunlara dikkat etmek lazım. Halı sahada top oynamayalım mı o zaman? Soruyorlar yani. Ya oynamak istiyorsanız tabii ki oynayın. Ama bunların başınıza gelebileceğini bilin ve hiç olmazsa biraz önlemini almaya çalışın. Ne gibi? Bir kere hırs yapmayacaksınız belli bir yaştan sonra. Mümkünse hırs yapmayacaksınız. Yani bu karaktere göre değişir ama mümkünse hırs yapmayacaksınız. Ve spora başlamadan önce mutlaka ısınacağız. Adelelerimizi ısındıracağız. Eklemlerimizi ona hazırlıklı hale geleceğiz. Yavaş tempolu bir koşu yapacağız. Belki arkasından spora geçeceğiz. Bunlar çok önemli. Tabii daldan dala da atlıyoruz biraz da. Yoksa aksi takdirde spor yaralanmalarıyla karşılaşmamız hocam, bu başlık çok ayrı bir güzel başlık. Bunu inşallah bir dahaki sözün geniş alalım spor kısmını. Bu ama eklem ağrısı, kalça ağrısı, diz ağrısı yani bizim hakikaten sizin branşınız için de geçerli. Doktorların çok duyduğu şeyler, yani inanılmaz çok duyduğu şeyler hocam. Şimdi ben spor yaralanması kısmında da sormaya çalıştım. Hatalı bir şey mi yapıyoruz millet olarak? Hani futbolda tamam, alısa, ısınma, profesyonel sporcularda böyle bir sıkıntı var. Millet olarak kalçayla ilgili problemimiz vardı mı hocam? Şimdi bir kere en önemli problemimiz obezite, kalçayla ilgili problem. Yok canım, azıcık kiloluyuz. Biraz kiloluyuz. Evet. Aslında bu kadar kilolu değildik biz millet olarak. Yani şimdi Amerikan toplumuyla kıyasladığımız zaman hakkında aslında çok kilolu değiliz. Evet. Ama Avrupa toplumuyla kıyasladığımız zaman hakikaten kiloluyuz. Ve ciddi anlamda obezite şu anda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Genç nüfus şu anda kilolu. Genç nüfusun kilolu olması ileride daha büyük problemler olabileceğini gösteriyor. O yüzden dikkat ederseniz obezite cerrahisi falan çok çok popüler hale gelmeye başladı. Bir bu. Yani boğazımıza dikkat etmiyoruz. Yani dikkat edin, bakın şu anda önümüzde internet var. Hayatımız internetle geçiyor. Zaten sanal bir dünyada yaşıyoruz. Bu sanal dünyanın da azımsanmayacak oranı bir yemeklerle ilgili. Bizim muazzam bir yemek kültürümüz var. Türk mutfak kültürü olarak. Çok güzel. Çok güzel de yani herkes düşünüyor bugün ne yiyelim, nereye de yiyelim. İnternetten yemek tarifleri birbirlerine gönderiliyor. Güzel de bunun bir sınırını koyabilmemiz lazım. Buna bir sınır koyabilmemiz lazım. Koyamadığımız takdirde obeziteyle karşılaşacağız. Obezite neye yol açıyor? Eklem açısından. Oradan oraya girelim. Bir, şimdi bütün eklemlerimizde, yük taşıyan eklemlerimizde özellikle kıkırdak, yani arabadaki amortisöre benzetilebilir. Her yük geldiğinde kıkırdak bir miktar esner, yük kalktığında biraz rahatlar. Bu içerisindeki sıvıyla beraber, lübrikasyon dediğimiz sıvıyla beraber ilişkilidir. Fakat her şeyin bir ömrü var değil mi? Arabaya bakıma götürüyorsun, amortisörler 40 binde mi, 20 binde mi, 60 binde mi ne değişiyor. Kıkırdakları değiştirme imkanımız var mı orijinaliye? Öyle bir imkan yok. Bu dünyada yok hocam. Belki bundan sonraki değişiyor. Şu anda yok. Değişiyor. Belki bu gen teknolojisiyle vesaire belki ileride olacak. Belki çok uzun bir süre olmayacak bu ama olacak. Ama şu anda yok. Dolayısıyla biz kıkırdak, bütün organlarımızı tabii ki ama kıkırdaklarımıza iyi bakmak zorundayız. Eklemlerimize iyi bakmak zorundayız. Şimdi örnek 60 kilogram ağırlığındasınız. Kalça eklemi atıyorum 8 santimetre kare alan 60 kilogram bölü 8 santimetre kare. Birim alana işte 7-8 kilogram biniyor. 120 kilogramsınız. O zaman ne oluyor? Çarpı 2, 15 kilogram santimetre kare alınabiliyor.
Normalde 80 yaşında aşınacak bir kıkırdak, eklem, o zaman 40 yaşında aşınıyor. Maalesef öyle hocam, evet. Bunu son nokta olarak söyleyeceğim. Şimdi oraya girmeyeyim. İsterseniz o kıkırdak sürtünmesinden bahsedeyim. Dönelim tekrar o noktaya. Aşınma sendromu, kalça eklemindeki sıkışma sendromu, özür dilerim. Sıkışma sendromu eğer müdahale edilmez ise, bugünün bilgisiyle söylüyorum, eğer müdahale edilmezse bir müddet sonra kalçanın kenarında başlayan problem yavaş 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 kalçanın içerisine ve kalçanın tamamına yansır. Yani aşınma olarak yansır. Ve o zaman bizim koksartroz dediğimiz, bildiğiniz üzere, kalça kıkırdağının kireçlenmesi durumu, halk arasındaki söylenen ifade, kireçlenmesi durumu söz konusu olur. Ve genç yaşta en son yapacağımız cerrahi işlemleri yapmak zorunda kalabiliriz. Onu birazdan değinebiliriz vaktimiz kalırsa. O zaman ne yapmamız lazım? Kasık ağrısı olan, kalçayı büktüğünde, bağdaş kurduğunda ağrısı olan hasta ne yapması lazım? Şimdi izleyicilerimiz deniyordur hocam. Doğrudur. Böyle bir durumda mutlaka bir ortopediste müracaat etmek lazım. Ve ortopedist arkadaşımız onu değerlendirecek, muayene edecek ve öncelikli olarak basit direkt filmler çekecek. Basit direkt grafilerde bazen çok bariz olur olay. Çok bariz olduğunda zaten problem yok. Ama bazen de o kadar bariz olmaz. Klinik olarak değerlendirirsiniz. Röntgende de tam anatomik bozukluğu göremezsiniz. Anatomik bozukluk şöyle olur. Normalde siz de biliyorsunuz gayet iyi. Femur dediğimiz uyluk kemiğinin başı bir 10-15 derecelik bir anteversiyon dediğimiz bir açıyla çıkar ve kalça eklemine birleşir. Şimdi bu tip hastalarda genelde pistol grip deformitesi denen, yani arabanın vites kolu görüntüsü var veya tabanca kabzası görüntüsü vardır. Yani eğridir biraz anatomik olarak. Eğrilik de bu hastalığa zemin hazırlar. Böyle bir durumda röntgende tam değerlendiremediniz. Bu sefer Arthro MR dediğimiz veya tam standart bir MR da olabilir. Arthro MR dediğimiz bir MR çektiriyoruz. Yani kalça eklemine, damardan veya eklemin içerisinde olayı ortaya çıkaracak biz özel bir sıvı veriyoruz. Ve bu hem kalça kıkırdak yapısını iyi gösteriyor, hem de bu labrum dediğimiz yapının, yani dizdeki, kalçadaki menisküs diyelim, yapının yırtık olup olmadığını gösteriyor. Evet. Bunu görürsek, bunun tedavisi maalesef şu günün bilgisiyle, onun ilaçla tedavisi yok. Ve müdahale etmek gerekiyor. Ki problem ilerlemesin, hem o günkü şikayetlerimiz azalsın, hem problem ilerleyip de kalçanın tamamına yansıyıp en son yapacağımız protez cerrahisini erken zamanda yapmak zorunda kalmayalım diye. Bunun da cerrahisi iki türlü. Kapalı cerrahi, açık cerrahi. Kapalı cerrahi, artroskopi dediğimiz dizde ve omuzda yoğun kullanılan cerrahi, siz de biliyorsunuz. Bunu kalça eklemine de uyguluyoruz biz. Kalça eklemi biraz daha zor bir cerrahi, daha dar bir alan. Fakat şu anda bu konuda tecrübeli kişiler tarafından yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Benzer sonuçlar açık cerrahide de söz konusu. Açığın da birkaç tipi var. Onun detayına girmeye gerek yok. Açık cerrahiyle de buna da müdahale etmek gerekebilir. Müdahale edildiği takdirde hem hastanın o günkü ağrıları geçer, hem de asıl problem şu, hastanın, ben arabaya benzetirim genelde aşınma hızını, arabanın hızı 100 km ile gidiyorsa siz onu 20'ye 30'a 40'a indirirsiniz. Ve 30 yaşında başlayan bir şikayetle 35-40 yaşında protez cerrahisi gerekir iken siz bunu 50'lere 60'lara belki ötelemiş olabilirsiniz. Bu sıkışma sendromu için bahsettiğim. Birincisi bu. Şimdi eğer sıkışma sendromuyla başlayan veya sıkışma sendromuyla başlamayan kalça kıkırdak problemlerine gelecek olursak. Şimdi kalça dize göre daha zor bir alan, daha dar bir alan. Oraya girmek de zor, kapalı olarak girmek de zor. Bu bölgenin kıkırdak lezyonları hem MR'la değerlendirmek her zaman kolay olmayabilir. Kıkırdak lezyonları eğer bölgesel ise, yani yaygın değil de bölgeselse ve bunların çoğunluğu travmatik dediğimiz bir zorlanma, düşme gibi bir travma sonrası meydana gelmişse durum farklı olur. Yaşlanmaya bağlı olarak oluşan kıkırdak lezyonu sonucunda kireçlenme ise durum farklı olur. Genç hastada
özellikle bölgesel kıkırdak problemi olduğundaki genç hastadaki yaklaşımımız olabildiğince kıkırdak devamlılığını korumak ve mümkünse kıkırdak, yeni kıkırdak oluşumunu sağlamaktır. Bugünün bilgisiyle kıkırdak kendisini yenilemez. Bugünün bilgisiyle. Orijinal kıkırdak kendisi gibi kıkırdak üretmez. Ama kendisine yakın kıkırdak üretimini sağlamaya çalışabiliriz. Ne gibi? Bir, cerrahi olmadan. Cerrahi olmadan neler yapabiliriz? Öncelikli olarak ağızdan kullanılan glikozamin türevi, kolajen türevi vesaire, bunun gibi ilaçlar yaygın halkımız tarafından kullanılır. İlaçlar kullanabiliriz. Bunların bilimsel olarak çok çok etkin olmadığı gösterilmiş olsa da en azından ödem çözücü etkisi, hastanın ağrılarının giderilmesi sebepleriyle yaygın kullanım hocam, alanı bulmaktadır. Kelle paça da ekliyorlar. Yani bu magazin bir soru ama. Yok, estağfurullah. Yok, çok yaygın malum sorulur bizlere. Kelle paça valla etkin olup olmadığını ben bilmiyorum ama en azından kendi kolesterolünüzü yükseltirseniz öyle bir negatif bir tarafı olabilir. Yani şimdi mutlaka halk arasında belli şeylerin mutlaka altyapısı vardır. Ben direkt karşı çıkmıyorum hiçbir zaman. Yani kelle paça dediğimiz şeyin içerisinde kolajen var. Kolajeni biz zaten ilaçlarla veriyoruz. Şimdi bu konu, bu tür şeyler sorulduğu zaman ben şöyle söylerim. Şimdi bütün ilaçlar bitkilere dayanır. Örnek, ısırgan otu. Çok faydalı değil mi? Çok faydalı. Kanser hastaları bunu çok yaygın kullanırlar. Fakat ısırgan otunu yaygın kullanan kanser hastaları genellikle bizlere karaciğer yetmezliğiyle gelirler. Evet, yani ki. Çünkü neden? Örnek, aspirin, mucizevi bir ilaç. Eğer aspirini 100 mg alırsanız kanınız sulanır. 500 mg alırsanız başınızın ağrısını keser. 2 gram alırsanız mideniz kanar. 4 tane aspirin büyük. Mesela diyorum yani. Yani dolayısıyla tamam, çay faydalı mıdır? Faydalıdır. Bir bardak içerseniz güzel olur. Ama 10 bardak birden içerseniz taşikardiniz olur. Yani kalbiniz hızlatmaya başlar. Yani faydalıdır da sizin bunun dozunu ayarlamanız mümkün değil. Değil, tutturamazsınız. Tutturamazsınız. Yani bu ilaçlar çok uzun süre çalışmalar sonrasında ortaya konmuştur. Avantajları, dezavantajları. Hangi dağda, hangi yolda, hangi tepede, hangi miktarda belli. Yani kelle paça içte ne kadar içecek? Yiye de ne kadar yiyeceksin? şimdi konumuza dönecek olursak. Bu ilaçları kullanabiliriz bir. Ödem çözücü basit ağrı kesici ilaçları kullanabiliriz iki. Eklem içerisine enjeksiyonlar. Eklem içerisine hyaluronik asit dediğimiz enjeksiyonlar yapılabilir. Diz ekleminde yaygın yapılır. İşe yarıyor mu? Güzel soru. Diz eklemine yapılır. Kalça eklemine yapmak daha zordur. Çünkü skopi altında yapmak gerekir. Oraya da yapılabilir. Fakat etkinliği bu konuda tartışmalı bilimsel yayınlar olsa da özellikle başlangıç döneminde geçici olarak etkin olabilir. Hiçbir işe de yaramayabilir. Onu da söylemek lazım. Ama hastalığı tedavi edici değildir bunlar. O gün için hastanın şikayetlerini azaltıcı ilaçlardır. Bir de şu anda çok yaygın, halk arasında yaygınlaşan ve spekülasyon konusu olan, istismar konusu olabilecek olan kök hücre ve onun türevleri diyebileceğimiz uygulamalar var. Bunun başlangıcı PRP veya PRP denen kanda pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin çevresinden, onun daha doğrusu yoğunlaştırılmasıyla üretilen ve özellikle yumuşak doku ve kemik dokusunda iyileşmeyi hızlandırıcı hücreler içeren PRP uygulamaları. Biz ne yapıyoruz? Hastanın kanını alıyoruz. Bir santrifüjden, yani hızlandırılmış bir sistemden geçiriyoruz. O hücreden zengin hale getiriliyor. Hastanın atıyorum dizine yapıyoruz. Kaynamayan bir kırığı varsa oraya yapıyoruz. Ne bileyim ben, saç ekenler saçına yapıyor. Plastikçilerde yüzünü gerdirenler oraya yapıyor. Yani oradaki iyileşmeyi hızlandırıyor. Bunları da mucize olarak görmemek lazım. Bunlar da geçici tedaviler olarak kullanılabilir. Kök hücre olayına gelecek olursak. Şimdi kök hücre aslında iki tür kök hücre vardır. Birincisi embriyonik kök hücre dediğimiz bebeklerden alınan kök hücre. Onun zaten yasal ve hukuki tarafı yok. Erişkin kök hücre sizden bizden alınabilecek. Onun da kaynağı nerelerde? Tam anlamıyla kök hücre değil de kök hücre türevleri.
Kandan alınabilir, kemik iliğinden alınabilir, yağ dokusundan alınabilir. Bunlar da saf kök hücre değil, kök hücreler değildir. Kök hücreden zenginleştirilmiş hücrelerdir. Bunlar da kullanılabilir. Fakat bu konu şu anda çok tartışmalı, bilimsel olarak çok tartışmalı. Kesinlikle mucizevi sonuçlar beklememek gerekiyor. Örnek, bir bölgesel bir kıkırdak lezyonuna uygulanabilir. Ama sonucunu öngöremezsiniz. İyi olabilir, kötü olabilir. Bu konuda çok nadir bildirilmiş kanser yapma ihtimali olabileceği, atıyorum milyonda bir dahi olsa olabileceği konusunda yayınlar var, vaka takdimleri var. Bunları unutmamak lazım. Yanlış anlaşılmasın burada. Kök hücre olsa aman kanser olabilirim, öyle bir şey yok. Ama ihtiyatlı davranmak lazım. Bütün bunları yaptık. Bir de fizik tedavi modaliteleri var tabii ki. Bizim direkt konumuz olmasa da biz cerrahız. Her şeye biraz ameliyat gözüyle bakarız bir gözümüzle ama tabii her şey ameliyat değil. Mutlaka fizik tedavi modalitelerini kullanmak lazım. Yani ameliyat olacak olsa bile fizik tedaviden geçirmek lazım hastayı. Çünkü ameliyat önce olacak hastanın mutlaka adelelerinin kuvvetli olması gerekiyor ki ameliyattan sonra daha kolay rehabilite olsun, normal hayata daha iyi dönebilsin. Bu aşamayı geçirmek lazım. Bütün bunları yaptık. İlaç tedavisi verdik, işte PRP yaptık, fizik tedavi hasta fayda görmedi. Bundan sonra yapılabilecek işlemler, biraz önce bahsettiğim sıkışma sendromundaki cerrahileri de yaptık, ondan da fayda görmedi. Bundan sonra yapılabilecek işlemler, kemikte düzeltme ameliyatları yapabiliriz. Leğen kemiğinde anatomik bozukluk varsa veya uyluk kemiğinde düzeltme ameliyatları yapabiliriz. Bunları da yaptık, ona rağmen ilerledi problem. Buradaki yapılacak artık son cerrahi işlem, buradaki artroplasti işlemleridir. Artroplasti dediğimiz şey, yüzeyi değiştirici ameliyatlar, yani protez ameliyatları, kalça protez ameliyatları. Kalça protezi bizim ortopedik cerrahide, bütün ameliyatlarımızı alt alta sıraladığımızda, ki ortopedik cerrahi siz gayet iyi biliyorsunuz, ameliyat spektrumu çeşidi en fazla olan cerrahi branş veya branşlardan biridir. Hastaların en fazla fayda gördüğü cerrahi branştır. Bu kadar net. Tabii. Hatta 100 yılın ameliyatı olarak geçer Lancet dergisine çıkan bir yazıda. Malum bilimsel değeri en yüksek dergiler, birkaç dergiden bir tanesidir. Kalça için söylüyorum. Kalça için söylüyorum. Kalça protezi cerrahisi. Ama unutmayalım ki bu kalça protezi sonuç itibariyle kul yapısı. Yani bu ne demek? Onun belli bir ömrü var demek. Bugün ömrü nedir? Bugünün teknolojisiyle iyi yapılmış, sıkıntısız bir kalça protezinin 15 yıla ulaşma oranı %90'ların üzerinde, 93, 95, 98 yapılan çalışmalara göre. 20 yıla ulaşma oranı 86, 87, 90, 92 gibidir yani. Bugünün teknolojisine. Yani 15-20 yıla ulaşmasını bir problem olmazsa bekleriz. Ve hastalar ne sağlar kalça protezi cerrahisi? Hasta bize genellikle iki problemle gelir, iki şikayetle gelir. Birincisi şiddetli ağrı. Özellikle hastayı artık uyku uyutmayan, çoluğuna çocuğuna muhtaç haline getiren ağrı. Öbürü de artık etrafa komşusuna gidemeyen, sosyal aktivite hayattan kendini ayırmış hastalardır. İki problem. Bu ameliyat olduğu takdirde hastaların ağrıları muazzam derecede rahatlar. İkincisi de sosyalleşir, çoluğuna çocuğuna gidebilir. Konusuna komşusuna gidebilir. Çocuğuna muhtaç olmaktan, çoluğuna çocuğa muhtaç olmaktan kurtulur. Yani hakikaten çok kaliteli bir cerrahidir. Riskleri var mıdır? Tabii ki riskleri vardır. Hayat risk üzerine kuruludur. Yani ne gibi riskler vardır? İşte enfeksiyondur, pıhtı atmasıdır, erken gevşemedir vesaire vesaire. Oranlar nedir? İslam'ın %1, %0.5, %1.5, %2. Çok düşük. Düşük yani. Oldukça yaş düşük. Yaş sınırı mı hocam? Güzel. Yaş sınırı. Şimdi normalde eskiden biz bu ameliyatı 60 yaşına varmadan yapmamak isterdik. Bu sebepten dolayı. Ama şu anda hakikaten protez teknoloji çok ilerledi. Yani şimdi çeşitli uyguladığımız çeşitli yüzeyler var. Metal yüzeyler var. Detaylarına girmeye gerek yok. Onun dışında seramik yüzeyler var. Kuvvetlendirilmiş bir nevi kuvvetlendirilmiş plastik yüzeyler var. Bütün bunları teker teker değerlendirildiğimizde, yaşına göre biz bunları uygularız. Hastanın yaşına göre 20 ile 30 yıla ulaşabilecek protezler şu anda söz konusu. Çok başarılı bir şekilde meslektaşlarımız tarafından yapılıyor. Bir kere bunlardan korkmamak lazım. Şimdi
korktuğunuz takdirde, komplikasyonlardan korktuğunuz takdirde tedavi olamaz hale gelirsiniz. Yani biraz önce aspirine dönecek olursak, midem delinecek diye başımın ağrısını aspirinle kesmemezlik etmiyoruz yani. Aspirin değilse de başka bir ağrı kesiciyi kullanıyoruz yani. Hocam o 20-15-20 sene kullandı hasta. Biraz erken yapıldı. Yani çok şiddetli ağrılar vardı veya standartta çok bozuktu. Karar verdi, yaptırdı ama o 20 seneden sonra, 15 sene sonra tekrarlama, protez tekrarlama şansımız var. Evet. Protez tekrarlama şansımız var. Kaç tekrar şansımız var? Onun belli bir sınırı yok tabii ki. Ama her tekrar tabii ki hani açılmış bir yaradan tekrar eski yani iyileşmiş, açılmış ve iyileşmiş bir yaradan tekrar gidiyorsunuz. Aynı zamanda kemik stoğunuz azalıyor. Yani protezi çıkarıyorsunuz, bir miktar kemik almış oluyorsunuz. İkinci protezi çıkardık, bir miktar daha. En büyük sıkıntımız bizim için hem yumuşak doku hem de kemikteki kayıptır. Tabii her cerrahi kendine göre risklerini yükseltir yani. Atıyorum enfeksiyon oranı ilk cerrahide %1 ise ikinci cerrahide %2-3 gibi olur. Onları da düşünmek gerekir. Özellikle şu anda mesela örnek biz bir benim asistanlığımda işte uzmanlığımın ilk dönemlerinde hatta orta dönemlerinde öyle söyleyeyim. Kabaca bir protez cerrahisinde biz 3 ünite kadar kan hazırlatırdık. Kabaca 2 ya da 3 ünite kadar kan vermek zorunda kalırdık. Şimdi günümüzde uygulanan girişimler hem medikal girişimler, ilaç girişimler hem de cerrahinin daha az zarar verici şekle geçmesiyle beraber. Örnek mesela biz direkt anterior dediğimiz önden girişle giriyoruz mesela çoğunlukla. Hiçbir adaleyi kesmeden giriyoruz. Bunu yapan birçok meslektaşımız var. Buradan girildiğinde veya yine arkadan giriliyorsa da daha az adaleyi keserek girildiğinde hastalar çok daha az travmatize oluyorlar. Bir torba ya veriyoruz, çoğunlukla da kan vermiyoruz. Özel ilaçlar kullanarak. Ve hasta hemen ayağa kaldırıyoruz. Bir koltuk değneği yardımlı da olsa hemen ayağa kaldırıyoruz. Kabaca hastanede de artık çok fazla yatırmıyoruz. 2 ya da 3 gün eksi bir durum olmazsa yatırıyoruz. Hızlı bir şekilde yarası da iyileştikten sonra, çok mucizevi şeyler de söylememek lazım ama yarası da iyileştikten sonra hızlı bir şekilde kendi işine gücüne dönmeye başlıyor. Spor yapıyorsa, spordan kastımızda futbol falan değil. Yani sedanter spor. Sedanter spor yapıyorsa daha o sporuna da spor tabii, ona dönmeye başlıyor. Hocam çok fazla vaktimiz yok. Hı hı. Benim sesim de bugün hakikaten beni bayağı önüme engel oldu. Çok da bir şey soramadım ama. Bir izleyicimizin sorusu var. Onu çok kısa. Kalça hamilelik döneminde kalçamda şiddetli bir ağrı oldu ama daha sonra geçti. Evet. Tekrar eder mi? İlerleyen dönemlerde kalça problemi olabilir mi? Yaşım da 40. Güzel soru. Şimdi hamilelik dönemi enteresan bir dönem. Malum doğuma hazırlık dönemi. Orada organizmadan salınan hormonlar sebebiyle eklemlerimizde bir miktar gevşeme olur. Doğum kolay olabilsin diye. Özellikle kalça çevresi eklemlerde biraz daha fazla olur. Bu da esnemeye bağlı, çevredeki basınç artışına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu eğer tekrarlamıyorsa, bir daha olmamışsa doğumdan sonra hiç önemsememek lazım. Kendimizi de dinlemeyelim yani. Bir sıkıntı olursa, ağrı olursa hekime bir ortopediste başvurur. Olmayan şikayetler üzerine her şey yapıyorum. Tabii. Evet. Hocam normalde tabii telefon bağlantımız olma ihtimali de vardı ama hakikaten süremiz çok kısıtlıydı. Konu çok derindi. Hele de spor kısmı aslında çok başka bir derya. Evet. Bu sezon için dediğim gibi son programlarımız ilerleyen haftalarda ilerleyen aylarda bir yaz sezonu geçirelim. Muhakkak bu konu üzerine tekrar davet etmek istiyorum size ama kaç dakika kaldı arkadaşlar? 6 dakika, 7 dakika. Hocam son dakikalar. Tamam. Bu genç kuşakta spora bağlı biraz da ben öyle anladım. Yanlış da anlamış olabilirim. Hani sıkışma sendromu olabiliyor. Spor yapmayan insanlar da olabilir mi? Bilmiyorum. Tabii. Direkt sporla bağlantılı değil. Daha çok bu zaten doğumsal anatomik olan bir durum. Sporla bağlantılı değil. Belki şimdi son 5-6 dakika içerisinde bence bahsedilse iyi olabileceğini düşündüğüm bir konu daha var. Kalçada beslenme bozukluğu. Yani avasküler nekroz ya da osteonekroz dediğimiz durum. Şimdi bu genç hastalarda zaman zaman karşılaştığımız bir durumdur. Bunların azımsanmayacak oranında bir sebep bulamayız. Mutlaka bir sebep vardır ama şu gününde bilimin benim hocam bir vaka hastam olmuştu. Gebelik sürecinde başlamıştı ve devamında bu tanık olmuştu. Evet. Gebelik mesela sebeplerden bir tanesidir. Çok fazla sebebi alt alta sıralayabiliriz. Çok fazla sıralayıp da kafayı karıştırmayalım ama en önemli iki sebep vardır bunun altında yatabilecek. Birincisi alkol kullanımı, yoğun alkol kullanımı. Evet,
İkincisi de steroid dediğimiz kortizon kullanımı. Yani genellikle romatizmal hastalıklar sebebiyle vesaire kortizon kullanılması gerekiyor. Ağrımlar diye kullanırken? Ağrı işte yani tabii çok basit bir nedenden zaten kortizon kullanılmaz. Evet. Takdir ederseniz biliyorsunuz. Özellikle romatizmal hastalıklarda biz bunu çok görüyoruz. Kortizon kullanıldığı zaman bunun bir yan etkisidir. Kalçada beslenme bozukluğu olur. Kalça yani eklemin kıkırdağında değil de altındaki yük taşıyan, yükü aşağı transfer eden kemik bölgesinde. Ve tedavi edilmezse bir dönem sonra orada çöker kemik tabiri caizse. Kıkırdakla beraberinde çöker ve bahsettiğimiz kireçlenmeye döner. Protez yapmamız gerekebilir. Eğer ilk dönemlerde yakalarsak, tedavisi ilk dönemlerde her zaman cerrahisiz. Neler? İşte oradaki kanlanmayı artırıcı, aspirin kullanımı, işte kemik emilimini azaltıcı ilaçlar kullanımı, hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz basınçlı oksijen tedavisi kullanımı gibi tedavileri kullanırız her zaman. Mutlaka deneriz. Hastayı bir yükten kurtarırız. O bölge bir yüklenmesin. Hem ağrısı olmasın hem bölge çökmesin diye. Arkasından daha koruyucu cerrahiler gelir. Yani o bölgeye ufak ufak kanallar açılır cerrahi olarak. Bazen ilave o kanallara kemik iliği enjeksiyonları ilave ederiz. İyileşme hızlansın diye. Bunlar da yetersiz kalırsa bu sefer bölgesel kıkırdak tedavileri ilave edilebilir. Kıkırdak bir yerden açılır, orası kemik grafti dediğimiz kemiklerle doldurulur. Veya kemikte döndürme ameliyatları, açısını değiştirme, yük yani çöken yeri düzeltip yani daha sağlıklı alana yük gelsin diye düzeltme ameliyatları yapabiliriz. Bunlar da yetersiz kalırsa işte o zaman yine protez cerrahisi uygulamak zorunda kalırız. Hocam bir soru daha var. Son sorunu alalım. Programımızın sonunu bağlamış olalım. Güzel soru çünkü tam proteze giriyor. Şimdi hastamızın yakını görümcemin kalçası diye söylüyor. Dondurulmuş. Evet. Onu tamamlamış. Herhalde şey diyoruz hocam. Ankiloz mu diyoruz? Evet. Artrodez diyoruz. Cerrahi olarak yapıldığı için. 30 senedir böyle. Hı. Ama bundan sonra protez öneriliyormuş. Ama çekincesi varmış. 30 sene sonra protez. Evet. Artrodeze kalça yani dondurulmuş kalçada protez, evet protez yapılabilir. Fakat onu değerlendirmek lazım. Niye değerlendirmek lazım? Şimdi protez cerrahisi yapıp geçmiyoruz biz. Protezi yaptığımız zaman bütün çevre dokuyu birlikte değerlendiriyoruz. Yani o protezi taşıyacak adale grubu sağlam mı değil mi? Yani gluteus medius dediğimiz adalenin sağlam olması lazım. Eğer sağlam ise bu, sağlam ise bu cerrahi gayet sağlıklı yapılır ve hasta bundan çok memnun kalır. Hareketsiz kalçası hareketli hale gelir. Hocam tamam mıdır arkadaşlar? Çok teşekkür ederim hocam. Sesime tahammül ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakma. Hocam uyarmıştım hocam. Çok kötü bir sesim var ama sağ olsun programın değişikliği yapmadı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam ilerleyen sezonlara tekrar buluşuncaya dek bu programı şöyle dolu dolu yapma isteğiyle beraber kapatıyorum. Tekrar ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık hocam. Son sözünü sağ olun kapatalım hocam. Herkese sağlıklı sporla dolu ama sağlıklı sporla dolu yıllar dilerim. Kalça eklemimiz ağrı olduğunda da ortopedistlere başvurmaktan da çekinmeyelim. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz Profesör Doktor İbrahim Tunca ile birlikteydik. Sesimdeki rahatsızlıktan dolayı çok eşlik edemedim hocam ama çok büyük bir hevesle ve keyifle dinledim. Benim için çok verimli program oldu. Sizin için öyle olduğunu umut ediyorum. Bir sonraki hafta inşallah sesim düzelirse tabii onu söyleyeyim. Yepyeni iyi doktorlarla buluşacağız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.